Biraz evvel AKP milletvekili Ferhat Nasıroğlu'nun Fernas adlı maden şirketinde çalışan işçiler 7 arkadaşlarının işten çıkartılmasını protesto etmek için Ankara'da yaptıkları eylemler sırasında ters kelepçe ile gözaltına alındılar. Şimdi sen bir taraftan mevcut anayasayı darbeci ve gerici bir anayasa olarak tanımlayacaksın ve ilerici bir anayasa yapma iddiasında olacaksın. Diğer taraftan sendikalı oldukları için işten çıkartılan işçiler ve bunların arkadaşlarının eylemlerini ters kelepçe ile işçileri gözaltına alarak mahkum etmeye çalışacaksın. Bu AKP'nin klasik antidemokratik, rantiyeci, emek düşmanı çalışmalarının bir son göstergesidir. An itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili arkadaşlarımız gözaltına alınan işçi kardeşlerimizin haklarını korumak için emniyete hareket halindedirler. Bu durumu kınadığımızı açıkça ifade ediyoruz. Sizin maden şirketleriniz olabilir. Bodrum'da otelleriniz de olabilir. Son dönemde acayip zenginleşmiş de olursunuz. Ancak işçinin hakkı öbür dünyaya kalmaz. Bunu hep beraber yaşayacağız, göreceğiz. Bunu açıkça ifade etmek isterim. Arkadaşlar, diğer bir konu. Türkiye 28 gündür narin cinayeti ile yatıyor, kalkıyor. Şüphesiz bir çocuğumuzun başına gelenlerin 20 haneli bir köyde 28 gündür çözülememiş olmasını bir skandal olarak tanımlayalım. Ve burada da şunu ifade etmek isterim. Çok yeni bir istatistik, kurumlara güven istatistiği, yargıya güven Diyanet %2 iken Diyanet'in de altına inmiş ve %1.4 olmuş. İşte soruşturma makamlarıyla, kovuşturma makamlarıyla yargıya güvenin vatandaşın gözünde neden bu kadar gerilere girdiğinin hep beraber analizini yapmamız lazım. Tabii narin cinayeti aslında Türkiye'de bir başka hususu bize ifade ediyor. Narin tek başına bir çocuğumuz ve başına gelenler hepimizin vicdanını kanatıyor. Ancak asıl manzarayı unutmamamız lazım. Türkiye'de 2008 ila 2016 yılları arasında 104.531 çocuk kayboldu. TÜİK istatistiği. Peki ben soruyorum, 2016'dan bu yana TÜİK neden bu istatistiği açıklamaktan vazgeçti? 8 yıldır bu ülkede kayıp çocuk istatistiği açıklanmıyor. Oysa başvurular her gün 30 çocuğun bu memlekette kaybolduğunu gösteriyor. 2022 yılında emniyete iletilen kayıp çocuk sayısı yalnızca bir yılda arkadaşlar 16.499'dur. Resmi verilere göre 2023'te 25.685 çocuk cinsel suç mağduru ve elbette 2023 yılında cinsel istismar nedeniyle yargıya taşınan dosya sayısı 66.000. Dolayısıyla bu narin cinayetini hakkıyla soruşturma, kovuşturma süreçlerine tabi tutalım. O katil yaratan süreçlerin ipini bir an evvel çekelim. Arkasındaki karanlık ilişkileri, siyaset, mafya ne varsa aydınlığa kavuşturalım. Ama asıl olarak bilelim ki Türkiye çocuklar için bir cehennem, kadınlar için bir cehennem. İstatistikleri gizleyerek hiçbir şeyin üstünü örtemezsiniz. Asıl mesele bunların toptan bir şekilde ipini çekebilmektir. Değerli arkadaşlarım, üniversiteler açıldı, okullar açıldı. TÜİK Ağustos ayı verilerine göre Ağustos enflasyonu %2.47. Bir önceki aya göre. Ancak üniversite harcamalarındaki artış %227. Kiralardaki artış ise %121. Türkiye'de 7 milyon üniversite öğrencisi çocuğumuz var. Buna karşılık yalnızca 857 yurdumuz var ve yurtlardaki kapasite 987 bin. Yani kabaca 7 milyon öğrenciye karşı 1 milyon yurdumuz var. 1 milyon kapasiteli yurdumuz var. Peki AKP ne yapıyor?
Geçen yıldan bu yana yalnızca 35 yeni yurt yapabilmiş. Aslında yurt yapmak yerine yatak kapasitesini artırmak suretiyle yurtların kalitesini daha da geriye düşürüyor. Rant projeleri birbirinin üzerine yükselirken, özellikle Türkiye'de Bodrum başta olmak üzere bakanlık onaylı projelerle çevre talanı pahasına oteller birbiri ardına yükselirken, yanan ormanları birdenbire betonlar kaplarken bu memlekette yalnızca yurt yapamıyorsunuz. Ve çocuklar perişan olmaya devam ediyor. Türkiye'de her yıl 1 milyon çocuğumuz üniversitelerden mezun oluyor. Yeni mezunlarda işsizlik oranı %33.1. Buna karşılık bizi kuvvetle kıskanan Almanya'da aynı rakam %6.4. Yani Türkiye'de yeni mezunların işsizlik oranı Avrupa ortalamasının tam 3 katı. Eğer bir ülkeyi AKP yönetiyorsa coğrafya kadere dönüşüyor. Tabii yüksek enflasyona rağmen dezenflasyon politikaları çerçevesinde büyümenin düşmesi işsizlik rakamlarının da önemli ölçüde artmasına neden oldu. Çalışabilir 65.9 milyon yurttaş varken bunun ancak 22.8 milyonu kayıtlı ve tam zamanlı istihdam altında. Çok daha önemlisi geniş tanımlı işsizlik rakamları 11 milyona dayandı. Bunun gençlerdeki oranı %36.2, kadınlardaki oranı %45.7. Yani bu memleket öyle bir memlekete dönüşmüş ki çocuksanız kaybolma ihtimaliniz, cinsel istismara uğrama ihtimaliniz çok yüksek. Gençseniz yurt bulamazsınız. Aileniz size inanılmaz ölçüde masraflar yapar. Üniversiteyi bitirirsiniz. Bu kez iş bulamazsınız. Kadınsanız öldürülürsünüz ve istihdamın da dışında tutulursunuz. Bu ülke elbette bunu hak etmiyor. Çok daha iyisini hak ediyor. 18-24 yaş aralığında değerli arkadaşlar, her gün her 3 gençten biri ne eğitimde ne de istihdamda. Bu da OECD ortalamasının 3 katı yüksek. Türkiye'de bir taraftan yoksulluk inanılmaz ölçüde artarken, çiftçiler isyan ederken, gıda enflasyonunda dünya rekorları kırarken memleket, diğer taraftan da kredi kartı borçlarındaki icra takibi bir füze gibi fırlıyor. İlk 6 ayda kredi kartının borcunu ödeyemediği için icra takibine uğrayan vatandaş sayısı 1 milyon 63 bin kişi oldu. Bu son zamanların rekoru niteliğindedir. Arkadaşlar, tabii bu tablo bize diğer taraftan da başka şeyleri anlatıyor. Türkiye gelir dağılımı eşitsizliğinde dünyanın en önde gelen ülkelerinden bir tanesi. Kayıt dışı ekonominin milli gelire oranı bu ülkede %17.3'e ulaşmış durumda. Türkiye'nin en zengin %1'i gelirin %18.8'ini alıyor. Yani bir taraftan yoksulluk, bir taraftan açlık, diğer taraftan işsizlik ama diğer taraftan da öbür taraftan da Türkiye'de her yıl servetine servet katan yandaşlar ve rant ekonomisinin taraftarları. Bunun böyle devam edemeyeceğini açıkça söyleyelim. Tabii bütün bunlar tesadüf değil. Türkiye'de liyakatsızlık memleketin gözüne batıra batıra yapılmaya devam ediliyor. Son örnek Kilis'ten geldi. Bakın bu kişi Kilis AKP Gençlik Kolları Başkanı. Adı Musa Kara. Kilis Belediyesi'nde çalışıyor Musa Kara. Bir taraftan AKP'nin Gençlik Kolları Başkanlığı'nı yapıyor. Bir taraftan da Kilis Belediyesi'nde özel kalemde muhtarlıklardan sorumlu olduğu rivayet ediliyor. Niye rivayet ediliyor? Çünkü işe güce geldiği yok. AKP Gençlik Kolları Başkanı. Maaş nereden? Maaş kamudan, Kilis Belediyesi'nden. Ne zamana kadar? 31 Mart 2024'te Kilis Belediyesi'ni CHP almış. Bu vatandaş Kilis Belediyesi'nden aldığım verileri sizlerle paylaşıyorum. 2011 yılından itibaren Kilis'te
Cumhuriyet Halk Partisi belediyesi öncesinde çalışıyor ve arkadaşa diyorlar ki CHP kazandıktan sonra sen artık iş akdini feshederim. Sen istifa et. Yok etmem. Hem AKP Gençlik Kolları Başkanı olacaksın hem de CHP'li belediyeden işe gelmeden para almaya devam edeceksin. Bunun üzerine arkadaşın iş feshini 22 Mayıs 2024 tarihinde Cumhuriyet Halk Partili Kilis Belediye Başkanı yapıyor. Ve Kilis Belediyesi'ne bana mobbing uyguladılar, tazminat istiyorum diye belediyeye karşı dava açıyor. Arkadaşlar, utanmazlık ve hadsizlik almış başını gidiyor. Yani sen bu belediyeden 13 yıldır işe gitmeden maaş alacaksın, AKP'nin Gençlik Kolları Başkanı olacaksın, CHP'li belediyede seni işten atınca vay bana mobbing uyguladılar diye tazminat davası açacaksın. Peki mesele burada kalıyor mu? Bu ak genç zavallı çocuk işsiz mi kalsın? Bu çocuk Musa Kara AKP'nin Gençlik Kolları Başkanlığını 30 yaş haddi nedeniyle bırakmak zorunda kalan Musa Kara CHP'li belediyeden işten atıldıktan hemen sonra Kilis Valiliğine özel kalem müdürü yapılıyor. Kilis Valisi de buna Tahir Şahin maalesef payanda olmak zorunda kalıyor. Şimdi biz tek parti devleti derken işte tam olarak da bunu ifade ediyoruz. Bu Musa Kaya'nın fotoğraflarına bakalım. Bu AKP ile beraber çektirdiği fotoğraf. Bu en son aday tanıtım toplantısında Recep Tayyip Erdoğan da dahil olmak üzere çektirdiği fotoğraf. Eller havada. Şimdi bu arkadaş Kilis'te Kilis Valisi'nin özel kalem müdürü. Yazıklar olsun. Bu memleketi bu hale getirenlere yazıklar olsun. Ve şunu söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi bir iktidar yoluna düşmüş durumda. CHP iktidarında bunların hiçbiri hesabı sorulmadan kalmayacak. Ve CHP iktidarında böyle fotoğrafları da hiç kimse görmeyecek. Ben bu düşüncelerle sizleri ve sizlerin aracılığıyla kamuoyunu saygıyla selamlıyorum. Bir sorunuz varsa alayım arkadaşlar. Yine anayasa tartışmaları konusunda bir açıklama geldi MHP'den. Evet. Özellikle de AFAR'ın çıkışının ardından. Evet. MHP'den yapılan açıklama, bu tartışmalar boş ve beyhudedir açıklaması yapıldı ve sizin de konuyu gündeme getirmekten dolayı size tepki gösterdi Cumhuriyet Halk Partisi. İsmail Özel'in açıklamasından bahsediyor. Evet. Bununla ilgili bir açıklama olacak. Yani Allah akıl fikir versin. Bildiğim kadarıyla AKP, MHP, Hüdapar ve DSP dörtlü olarak Cumhur İttifakı'nı oluşturuyorlar. MHP, Cumhuriyet Halk Partisi'ni eleştirmeye kalkacağına şunun hesabını versin. Ne diyor Hüdapar'ın genel başkanı? Anayasanın dördüncü maddesine muhalifiz, kaldırılmasını istiyoruz. Ahmaklara anlatır gibi de anlatıyoruz diyor. Neymiş? İlk dört maddesi, bir, Türkiye Cumhuriyeti'nin devleti bir cumhuriyettir, şekli cumhuriyettir. İki, Türkiye Cumhuriyeti demokratik, layık, sosyal bir hukuk devletidir. Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta temel ilkelere dayalı bir devlettir. Üç, Türkiye Devleti ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir, bayrağı bellidir, milli marşı bellidir, başkenti Ankara'dır. MHP, CHP'ye laf atmaya çalışmak yerine ortağına laf edebilsin. O ortağıyla birlikte yaptığı iktidar yolculuğuna laf edebilsin. Bu üç maddeden hangisi seni rahatsız ediyor Hüdapar? Hüdapar'a sözümüz yok. Onlara bir şey söylemeyi bile gerekli görmüyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi'nden bir tek laf duyabiliyor musunuz? Bu söze bizim laf etmemizi bize eleştirmeyle dönmeye çalışıyorlar. Allah akıl fikir versin. Önce dönün. Nasıl bir ortamdasınız diye bunun hesabını verin. Dolayısıyla şunu ifade edelim. Bu anayasanın ilk dört maddesiyle derdi varmış. Onun derdi olduğuna göre ortaklarının da derdi var. Hepsini ayrı ayrı tanıyoruz. Cesaretlisi var, cesaretsizi var. Kamuoyunu açıklayabileni var, kafasının arkasında saklayabileni var. Ama şunu söyleyeyim. 101 yıl evvel olduğu gibi bugün de Türkiye Cumhuriyeti'nin
bölünmez bütünlüğünün, laik, demokratik, sosyal hukuk devleti niteliğinin, başkentinin, bayrağının koruyucusu, savunucusu Cumhuriyet Halk Partisi ve milyonlarca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. CHP'ye oy versin, vermesin. Bu ahmaklara bu memleketi asla teslim etmeyeceğiz. Bunu ifade etmek isterim. Ben de yine bu devamı olarak, şimdi İYİ Genel Başkanı siyaseten böyle bir çıkış yaptı ama aynı zamanda hukuken de bir suç işlemiş olmuyor. Yani anayasal düzen açısından, anayasal düzeni bozma noktasında buna ilişkin değerlendirmenizi almak isterim. Onun dışında iki sorun daha var. İsterseniz daha. Tabii. Bunu da sorayım. Bilal Erdoğan'ın bir değerlendirmesi oldu. EYT düzenlemesinde kandırıldık diyor. Erdoğan yine mi hani kandırıldı sorusu geliyor. Evet. Aslında yani evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan. Evet. Kandırıldı sorusu geliyor. Evet. Aynı şeyi değerlendirmeyiz. Bir de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek KKM ödemeleri için Merkez Bankası para basıyordu açıklaması yaptı. Aslında bir itiraf gibi evet. Görünüyor. Para basmak aslında enflasyonu arttırıcı unsur. KKM uygulamasının da buradan aslında enflasyonu körüklediği sonucu ortaya çıkmıyor mu? Şu anda düşürmeye çalışılan enflasyon. Evet, teşekkür ederim. Sırasıyla açıklamaya çalışayım. Şimdi Hüdapar'ın genel başkanı maalesef Türkiye Cumhuriyeti'nde en son seçimlerde milletvekili seçildi. Onu oraya seçtirenler utansın. AKP ve MHP çıksın, Hüdapar'ın açıklamasını destekliyoruz, o bizim ortağımızdır desin. Ya da bu açıklamaya katılmıyoruz, dolayısıyla artık ortağımız değildir diyebilsin. Bunların hiçbirini diyemezler. Çünkü maalesef onlarınki suç ortaklığına dönüşmüş durumda. Şimdi Hüdapar'ın genel başkanı için şunu hatırlatalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi açılışında anayasaya bağlılığına ilişkin yemin etmiş bir kişidir bu. Tabii yemin ederken tek ayağını mı kaldırdı, iki ayağını birden mi kaldırmaya çalıştı? Yoksa biz sıklıkla yalan söyleriz, fark etmez mi demek istiyor bilmiyorum. Ama bu yemin metni milletvekillerini bağlıyor. Kendisi hakkında çok sayıda suç duyurusu da bulunuldu. Ancak anayasaya açıkça aykırı, onu ihlal eden açıklamaları nedeniyle savcıların aslında resen kişi hakkında soruşturma ve kovuşturma yürütmeleri lazım. Saçma sapan nedenlerle muhalif milletvekillerinin üzerinde milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik süreçleri demokrasinin kılıcı gibi sallayacağınıza, anayasayı açıkça ihlal eden ortağınıza laf etmeye cesaret edin ve bu memleketinde maalesef bir tane yürekli savcısı çıksın, bu açıkça anayasa ihlal ediyor ve milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması için süreci başlatıyorum diyerek bir yazı yazsın. Adalet Bakanı her gün CHP aleyhine laf etmeye yelteneceğine anayasayı korumak konusundaki görevlerini hatırlasın. İlk söyleyeceğim budur. İki, Bilal Erdoğan da maalesef babası gibi ekonomist çıktı. Babasının memleketi getirdiği yer ortadayken şimdi bir de mahdumunun faaliyetleriyle muhatabız. EYT konusunda kandırıldık diyor. İktidarla kandırılarak devam edemezler. Bu kaçıncı kandırılmanız? Ortağınız kandırıldı, memleket darbe yedi. Başka yerlerde kandırıldınız, dış ilişkilerde Türkiye'yi geri dönülemez noktalara getirdiniz. Ekonomiyi getirdiniz, nokta ortada. Daha artık kandırıldık diyerek bu memleketi nasıl yönetmeye devam edebilirsiniz? EYT'nin verileri ortada. Ortada bir adaletsizlik varsa çözümünü yaratırsınız. Adaletsizlik yoksa siyaseten açıklar ve yolunuza bakarsınız. Hem onu yap hem de arkasından kandırıldık de. Şunu söyleyeyim. Türkiye'de evet artık emeklilere maaş ödenemez noktaya gelmiş. 12.500 TL maaşla kimse geçinemiyor. AKP'li milletvekilleri sokakta bir emekliyle karşılaşırız diye sokaklarda dolaşamıyorlar. Peki bunun suçlusu EYT'liler mi? Yoksa bunun suçlusu ekonomiyi getirdiğiniz o darboğaz mı? Şimdi Mehmet Şimşek ifade ediyor.
KKM için para bastık. Arkadaşlar 1.2 trilyon TL KKM'ye siz para gömdünüz. Merkez Bankası'nın ve hazinenin toplam borcu. Utanmadan diyorsunuz ki 1.4 milyar TL Gezi ekonomimize zarar verdi. Ya 1.4 milyar TL neresi? Hani 2013'ten bu yana bu rakamı nasıl hesapladınız onu da bilmiyoruz. Bir taraftan ben sana 1.2 trilyon TL'den bahsediyorum. Bugün faizler %50'nin üzerinde olmasına rağmen hala doğru dürüst bir dezenflasyon sürecine giremediysen, kuru tutmakta zorlanıyorsan, yoksulluk almış başını gitmişse, büyümeyi tahrik edebilecek bir politikan kalmamışsa ve Mehmet Şimşek de durmadan kendinden evvel yapılan irrasyonel işleri anlatmaya devam ediyor ise karşımızda kaç tane AKP var? Yani Nebati de mi bunları kandırmıştı? Nebati o Merkez Bankası'na parayı bastırırken bu memleketin Cumhurbaşkanı Erdoğan değil miydi? Mehmet Şimşek diyor ki şimdi vatandaş haklıdır, pazar el yapıyor. Vallahi haklı olup olmadığını bilmiyorum da bir çık dışarıya bir pazardan alışveriş yap. Yoksa senden evvelki çalıştırdığın, daha evvel çalıştırdığın Merkez Bankası Başkanı gibi bir taraftan kiralardan, bir taraftan pazarlardan şikayet edip sonra Bodrum'da milyon dolarlara yazlıklar mı alıyorsunuz? Bütün bunların hesabını millete vereceksiniz. Zaten millet de bunları çok iyi takip ediyor. Evet. Başka bir soru olmadığını görüyorum. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Sağ olun.